Ama bunun dışında cinsel ilişki kısıtladığımız bazı durumlar da söz konusu. Bunlardan en önemlisi gebeliğinizin herhangi bir sürecinde aktif vajinal kanamanızın olmasıdır. Diğeri ise daha önce tekrarlayan gebelik kayıplarınız, erken doğum öykünüz mevcutsa o zaman da tedbirli olmak zorundayız. Ayrıca amniyos kesesi dediğimiz su kesenizin doğumdan önce erken açılması durumunda cinsel ilişki sırasında bebeğe mikrop geçebileceğinden o zaman da kısıtlamaya gidiyoruz. Çiftlerden herhangi birinde eşinizde ya da sizde cinsel yönden bulaşan çocuğu olumsuz etkileyecek herhangi bir hastalık mevcutsa o zaman da ilişkiyi önermemekteyiz. Gebelik süresince eşinizle cinsel korkularınızı, hayal kırıklıklarınızı, beklentilerinizi oturup tartışıp konuşabilmelisiniz. Gebelikte sizin cinselliğe olan ilginizin azalması eşinizde hayal kırıklığı yaratabilir. Bu cinselliğe ilginizin azalmasını karşılıklı anlayış, şefkat, sevgi ve ilgiyle yenip belli pozisyonlarda cinselliğinizi devam ettirebilirsiniz. Gebelik süresince ve doğum sonrasında yaşadığınız olumsuzlukların geçici bir dönem olduğunu, bunun anlayışla ve sevgiyle halledilebileceğini unutmayın. Vücutta pek çok değişikliğin meydana geldiği hamilelik döneminde annenin ağız diş sağlığı etkilenebilmektedir. Bir anne adayı olarak vücudunuzda birçok değişiklikler oluyor. Diş ve diş etlerinizde bundan etkilenecektir. Sizin hamilelik dönemindeki geçireceğiniz bu rahatsızlıkları atlatabilmeniz için yapacaklarınız çok kolaydır. Mutlaka hamilelik başlangıcında bir diş doktorunuzu görmenizde fayda vardır. Diş doktorunuz size ağız hijyeni eğitimi konusunda bilgi verebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında ve son 3 ayında müdahalede bulunmamız sakıncalıdır. Ama 3. ile 6. aylar arasında yapabileceklerimiz de kısıtlıdır. Sizin bir anne adayı olarak ağız hijyeninize çok önem vermeniz gerekir. Hamilelik döneminde diş etlerinizde kanamalar meydana gelebilir. Beslenme alışkanlıklarının değişmesiyle de dişlerinizde çürük oluşabilir. Hamilelik döneminde karşılaşabileceğiniz diş ve diş eti problemlerine karşı bir takım önlemler almanız gerekmektedir. Bunların başında günde 2 defa dişlerinizi fırçalamak gelmektedir. Diş fırçalamada 2 şey önemlidir. 1. Fırçalama şekli, 2. Kullandığınız diş macunu. Diş macununuzun flor içerikli olması çok önemlidir. Jel kıvamındaki diş macununuzu fırçanın üzerine leblebi büyüklüğünde yerleştirdiğinizde bunu 45 derecelik açıyla dişlerinize ve diş etlerinize değecek şekilde dairesel hareketlerle mutlaka fırçalamak zorundasınız. Diş fırçalamaya ilaveten yardımcı kullanabileceğimiz araçlar da vardır. Diş ipi, arayüz fırçası ve ağız gargaraları da önemli bir yer tutmaktadır. Florürlü ağız gargaraları ağız hijyeninizi iyileştirmenizde size yardımcı olacaktır. Gördüğünüz gibi ağız hijyeninizi sağlamak hiç de zor bir şey değil. Ama bunları yapmadığınız takdirde sizin ve bebeğinizin sağlığını riske atmış olursunuz. Bu nedenle karşılaşabileceğiniz bütün riskli durumlarda mutlaka hekiminize başvurunuz. Bebek olduğunuzu düşleyin. Doğmayı bekliyorsunuz. Dünyanız burası. Gün ışığını görmenize daha biraz zaman var. Ama rahimde geçirdiğiniz birkaç ayda dışarının nasıl bir yer olduğunu hissetmeye başlarsınız. Deneyimleriniz henüz çok kısıtlı olsa da dokunma duyunuz çok gelişmiştir ve oyun oynamaya dünden hazırsınızdır. Hem egzersiz eğlenceli bir şeydir. Ancak en sevdiğiniz şey size en çok huzur veren sesi dinlemek. Annenizin sesini çok da sık duyduğunuz için daha şimdiden diğerlerinden ayırabilirsiniz. Ancak sizin için sesler dışarıdakilerden çok farklıdır. Sesini o kadar iyi tanırsınız ki farklı ve ilginç bir biçimde konuşmaya başladığını bile fark edersiniz. Ancak doğduğunuzda hatırlıyor olacağınız tek şey annenizin sesi değil, en sevdiği müziği ve bunun size neler hissettireceğini de hatırlayacaksınız. Bu müzik doğumdan sonra uzun süre sizi sakinleştirmeye devam edecektir.
Artık elinizle karnınıza dokunduğunuzda onun da sizi hissettiğini biliyorsunuz. Bu kadar zorlu bir sürecin en güzel anları bunlar. Ama inanın başka güzel yönleri de var. Mesela cildiniz daha çok nem tuttuğu için daha yumuşak görünür ve küçük kırışıklıklar kaybolur. Kendinizi daha genç ve çekici hissedersiniz. Vücudunuzda artan progesteron sayesinde kendinizi sakin ve rahatlamış hissedersiniz. Metabolizma seviyeniz yükselerek size daha fazla enerji sağlar. Artık doğum kontrolü üzerine düşünmeniz gerekmez. Saçınız daha dolgun, parlak ve daha iyi görünür. Bu dönemde rahat edeceğiniz, özellikle göbek kısmınızı sıkmayacak, pamuklu ve esnek giysiler tercih etmelisiniz. Aldığınız kıyafetlerin doğumdan sonra da kullanılabilir olmasına özen göstermelisiniz. Bu yüzden önden açılabilen bluzlar emzirme sırasında size kolaylık sağlayacaktır. Hamilelikte göbeği saklamak çok eskilerde kaldığı için bu dönemde de moda zevkinizden ödün vermeden dolabınızda birçok şeyi kullanabilirsiniz. Bu dönemde kafanızı en çok karıştıran konulardan biri de doğumu nasıl gerçekleştireceğiniz. Dostlarınızın deneyimleri, doktorunuzun önerileri sürekli aklınızda. Normal doğum, sezaryenle doğum, ağrısız doğum ve suda doğum olmak üzere modern tıp bize 4 seçenek sunuyor. Bakalım bu konuda doktorumuz ne diyor? Şimdi doğum olayı sizin için daha önce yaşamadığınız bir tecrübe ise gerçekten korkutucu. Ve yaşadığınız kötü tecrübeler varsa onun için de tedirgin olabilirsiniz. Ama bunların hiçbirini kafanıza takmayın. Çünkü sonuçta herhangi bir şekilde vajinal yoldan ya da abdominal yol, yani karnınızdan kesilerek bir şekilde bebek için ve sizin için en sağlıklı, en kolay yöntemle doğumunuz gerçekleştirilecektir. Bunda doktorunuza güvenmeniz gerekmektedir. Doğumlar ya vajinal doğum dediğimiz normal doğum şeklinde ya da sezaryen dediğimiz annenin karnı kesilerek gerçekleştirilmektedir. Bunda da annenin ağrısını azaltmak için epidural anestezi, suda doğum ya da spinal anestezi, psikotik destek, çeşitli yöntemler uygulanmaktadır. Sezaryen doğum sırasında da genel anestezi, spinal anestezi ya da epidural anestezi ile anne desteklenmektedir. Doğum sonrası bakımınızda gerekli analjeziklerle ağrılarınız azaltılmaktadır. Bunun için siz bunu kendinize dert etmeyin. Bebeğinizi de kucağınıza aldığınızda yaşayacağınız mutluluğa odaklanın. Doktorumuzu da dinledikten sonra artık nasıl bir doğum gerçekleştireceğimize karar vermiş olmalıyız. Doğumun ne zaman gerçekleşeceği en iyi tahminleri bile bazen şaşırtabileceği için son aylara doğru her an her şeye hazırlıklı olmalıyız. Hastane çantamızı hazırlarken gözden geçireceğimiz minik bir liste yapabiliriz. Bu listede kendimiz için gerekli olanlar, hamilelik ve doğum takip kartınız ve doktor kontrollerinizin bulunduğu dosyanız, son yaptırdığınız kan ve idrar tahlilleriniz, sigorta kartınız, sağlık karneniz, yakınlarınızın telefon numaraları, nakit para, 3 adet önden açılan gecelik, 1 adet sabahlık, deodoran, diş macunu ve fırçası, tarak, şampuan, sabun, ıslak temizleme mendilleri, kulak pamuğu ve benzeri kişisel eşyalarınız, saçlarınızı rahatça toplayabileceğiniz toka ya da bant, 3-4 adet özellikle önden kopçalı emzirme sütyeni ve pedleri, meme uçları için krem, göğüs kalkanı, göğüs pompası özellikle meme başı olmayan hanımlar için. İhtiyacı kadar pamuklu ve tek kullanımlık iç çamaşırları. 1 paket hijyenik kadın pedi. 1-2 adet atlet. Kağıt peçete ve havlu. Eve dönerken giyebileceğiniz rahat kıyafetler. Ayağınızı sıcak tutacak kalın çoraplar. İçinde rahat ettiğiniz kolay giyilebilen alçak topuklu, kaymayan bir çift terlik. Sizi dinlendirip rahatlatacak sevdiğiniz kitap, dergi, teyp ve kasetler. Hastaneye giderken yolda rahat etmenizi sağlayacak yastık. Bebeğiniz için gerekli olanlarsa
2 tane body, mevsime göre kısa veya uzun kollu. 2 tane tulum, 2 tane çorap, 2 tane ağız mendili, 2 tane pijama altı, 2 tane şapka ve eldiven, 2 takım kıyafet, zıbın takımı, pijama takımı, patiği, başlığı vesaire. Yelek ve hırka, battaniye, 3-4 tane bebek bezi, araba koltuğu, ana kucağı veya port bebe, havlu, ıslak mendil, 2 tane önlük, 2 tane yelek, bebe şampuanı, saç fırçası, kirli çamaşır torbası, bebek yatağı için çarşaf. Hastane çantamızı hazırlayıp, bize doğumda eşlik edecek refakatçilerimize hastane çantamızın yerini göstermeliyiz. Bebeğiniz için yapacağınız ilk alışverişin keyfi ve heyecanı benzersizdir. Her şeyin en iyisini ve en güzelini seçmek istersiniz. Ancak sıra bebeğinizin ilk alışverişine geldiğinde almanız gerekenler konusunda kafanız karışabilir. Çünkü bebeğiniz için her şeyin en iyisini yapmak istersiniz. Prima'nın en yumuşak korumasına sahip en iyi ürünü olan Prima Premium Care, sadece Prima'da olan eşsiz bal peteği tabakasıyla sıvıyı ve hatta sıvı kakayı bile içine çeker. Artık hazırsınız. Bebeğinizi kucağınıza almak ve onu sizden bağımsız bir hayata taşımak için yeterince beklediniz. Sıradaysa merakla, hatta bazen de korkuyla beklediğiniz an var. Doğum sancıları olabilir diye şüphelendiğiniz kasılmalar başladı. Soğukkanlı olmalısınız ve nefes alışverişlerinizi kontrol altında tutmayı denemelisiniz. İşte bu benim küçük kızım Ela. Bu kadar sıkıntı ve sancıdan sonra onu kucağımda tuttuğuma inanamıyorum. Şu an hissettiğim duyguların kelimelerle tarifi yok. Sanki bu zamana kadar hep yarımmışım da o tamamlamış gibi. Bunu ancak size şöyle açıklayabilirim. Bu bir mucize. Onu ilk kucağıma aldığım an çok sancım vardı ve canım yanıyordu. Ama her şeye rağmen dünyadaki en mutlu anımdı. Bir şey söylemeyeceğim. Gözlerim doluyor, çok duygulandım. Canım oğlum, ikinci kez yaşasam da bu duyguyu en az ilki kadar müthiş. Onu korumak, beslemek, şu an aklımdan bir sürü şey geçiyor. İlk kucağıma aldığım an onu kokladım. Eşime dönüp, bu bizim mi dedim. Bebek olduğunuzu düşleyin. Yeni doğmuşsunuz. Yo, hayır, alıcınızın ayarıyla oynamayın. Hayatının ilk birkaç haftası dünyayı böyle görecek. Hey, bunlar yoksa ayıcıklar mı? Hayır, lamba onlar. Of, sadece 25 santimetre uzağa odaklanabiliyorken bunları seçmek çok zor. Ne olduğunu seçemese de bakmak çok ilginç geliyor. Odadaki her şey büyük olasılıkla çok renkli, üstelik pek çok oyuncak da var. Bunları ileride çok sevecek. Şimdilik siyah ve beyaz desenli düz keskin hatları olan nesnelere bakmayı seviyor. Hele bir de hareket edince daha da heyecanlı oluyor. Ama en çok anne ve babasının yüzüne bakmaktan keyif alıyor. Onları görünce her şeyi unutuyor. Henüz birkaç günlükken bile başlarının biçimini, saçlarının duruşunu ayırt edebiliyor. Hey bir dakika, seni tanımıyorum, sen de kimsin? Annesinin saçını değiştirdiğini hemen fark etmesi müthiş bir şey değil mi?
haftalar içinde görüş alanı geliştikçe yüzlerdeki farklı özellikleri keşfetmeye başlar. Ucunda iki delik olan şu şey de ne? Peki ya bana doğru açılıp kapanan şu iki tuhaf nokta? İşte bunu, şu kocaman açılan yuvarlak şeyi çok beğeniyorum. Artık yüzleri birbirinden ayırt edecek kadar tanıyabiliyor. Üstelik ne söylemeye çalıştığınızı da gayet iyi anlıyor. Annem çok mutlu. Babam o kadar değil. Aa, o da mutluymuş. Gözlerinin seçemeyeceği kadar uzak bir noktada olsalar bile anne ve babasını her zaman tanır. Çünkü kokusunu ezberlemiştir ve bu onu rahatlatır. Yeni doğanlarda rastlanan bazı problemler vardır. Özellikle bebeğinizde aşırı ağlama ve huzursuzluk, uykuya meyilin artması, beslenmesinde bozukluk, 2 gün içinde beklediğiniz dışkısını hala yapmadıysa ve ilk 24 saat içinde gelmesi gereken idrarı hala gelmediyse mutlaka doktorunuza başvurunuz. Göbek kordonu bebeği anneye bağlayan iki atar damar, bir toplar damardan oluşan, uzun, ip şeklinde, kendi etrafında sarmal oluşturan dokudur. Damarlar, anne ile bebek arasında kan alışverişini sağlayıp, bu şekilde bebeğin beslenmesini, oksijenlenip nefes almasını sağlar. Göbek kordonu doğumda bebek anneden ayrılınca, anne ile bağlantısını kesmek için doktor veya ebe tarafından temiz, steril koşullarda keskin bir aletle kesilip bağlanır. Daha sonrasında da anne göbek kordonunu temiz ve kuru tutmalıdır. İlk 2 hafta içinde spontan kuruyup düşer. Doğumdan hemen sonra siz dinlenirken bebeğinizin ilk muayenesi gerçekleştirilir. Bu muayenede özellikle şunlara dikkat edilir. El ve ayak parmakları sayılır, eksik var mı kontrol edilir. Bebek tartılır ve boyu ölçülür. Bebeğin kanının pıhtılaşma derecesini artırmak için K vitamini, yeni doğan bebekte bu vitamin eksiktir. Vücudu henüz üretememiştir. Yeni doğan bir bebek bir takım reflekslerle birlikte doğar. Doktorunuz bebeğinizin bu reflekslerini de kontrol edecektir. Doktor bebeğin baş çevresini ölçer, başta bir anormallik var mı diye bakar. Bebeğin bıngıldağını muayene eder. Damak yarığını anlamak için parmağıyla bebeğin damağını yoklar. Daha sonra bebeğin kalbini ve akciğerlerini dinler. Yeni doğan bebeklerde kalpte üfürüm duyulması normaldir ve genellikle bir hastalık belirtisi sayılmaz. Doktor bundan sonra elini bebeğin karnına koyarak karın içi organlarını büyüklükleri açısından kontrol eder. Buradaki organların çalışmaları sırasında çıkardıkları sesleri dinler. Bir sonraki adım, cinsel organların herhangi bir anormallik var mı diye kontrol edilmesidir. Bebeğiniz erkekse yumurtalıkların inip inmediği kontrol edilir. Bebeğin bacakları yavaşça ileri geri oynatılarak eklemleri, bacaklarının uzunluğu ve birbirine uyumu incelenir. Ayaklarda düz tabanlık var mı diye bakılır. Ayrıca doktor bebeğinizde doğuştan kalça çıkığı olup olmadığını da kontrol edecektir. Bebeğin omurgası da kontrol edilir ve düz olup olmadığına bakılır. Doğumdan sonra Guthrie testi yapılır. Bebeğinizin topuğundan biraz kan alınarak zeka geriliğinin bir nedeni olan fenilketonuri hastalığı araştırılır. Bu hastalığın erken teşhisiyle zeka geriliği önlenebilir. Bu testle tiroid bezi yetersizliği de araştırılır. Çoğu
zaman bunu nasıl yapacağınızı defalarca düşündünüz. Hatta annenizden yardım istediniz. Şu düşünce hiç de korktuğunuz gibi olmadı, değil mi? Hele de onun keyifli gülücüklerini görünce. Yıkamaya başlamadan önce şunlara dikkat edin. Banyo için gereksinim duyabileceğiniz her şey elinizin altında hazır mı? Küvet bel hizanızda olsun. Oturmak ya da çömelmek yerine ayakta durmayı bel sağlığınız için tercih edin. Banyo suyunun uygun sıcaklıkta olduğundan emin olmak için bileğinizin içi veya dirseğinizle suyun sıcaklığını kontrol edin. Saçlarını bebeğe uygun, gözünü yakmayan bir bebe şampuanı kullanarak küvetteki suyla veya yanınızda hazır bulundurduğunuz durulama suyunu dökerek durulayın. Ardından sert olmayan, yumuşak dokunuşlarla kurulayın. Yere yatırıp havlusunu açın. Bezini çıkarıp, gerekiyorsa alt temizliğini yapın. Banyo süngerini bebe sabunu veya bebe banyo köpüğüyle köpürtün ve havlu üzerinde vücudunun her yanını, özellikle cilt kıvrımlarının arasını iyice silin. Kolunuzla omzu ve boynu destekleyerek, elinizle koltuk altından kavrayın. Diğer elinizle ya kalçalarından destek alarak veya bacaklarından kavrayın ve banyo küveti içindeki suya önce ayak ve bacaklarını daldırarak yavaşça